Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'a gitti. Böyle çok önemli temaslarda bulundu. Hem oradaki Kürdistan bölgesiyle den yöneticileriyle görüştü. Irak devlet başkanlarıyla görüştü. Oradaki bütün hepsiyle görüştü ve tek bir mesajı var. Diyor ki Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan hep beraber temizleyeceğiz. ya siz diyor mücadele edin biz de size destek verelim istiyorsanız diyor. Böyle bu mesajı güçlü bir ya şekilde da, gitti Irak'a. Ya e, da birlikte hem birlikte de ba yapabiliriz diyor. Birlikte de yaparız evet. diyor. Siz de yapın biz yardımcı olalım. Doğru. Talaban ile görüştü, Barzani ile görüştü. Ondan sonra Irak merkezi yönetimi ile görüştü, görüştü Allah görüştü. Bir şey soracağım hani uzun uzun bunun analizini yapmanızı istemeyeceğim ama. <laughs> Irak'ta Hakan Fidan'ın bu temasları bir sonuç getirirse yani Irak'ın iradesi, Barzani'nin iradesi, Irak merkezi yönetiminin iradesi PKK'yı oradan silip süpürmeye yetiyor mu? Yeter mi? İsteseler siler süpürürler mi? İsterlerse yaparlar ama o istemeye dair iradeleri şu an yok. Yani neden? Aslında Hakan Fidan o iradeyi mi tesis etmeye çalıştı? O iradeyi tesis etmek üzere hem diplomatik hem de elimizdeki e, inisiyatiflerle beraber onların yanına gitti. Sadece e, e, onu da yapmadı aslında çok ilginç bir şey daha oldu. Hakan Sayın Fidan e, Erbil'deyken Erbil'in kuzeyindeki Sidekan'da e, PKK hedeflerine iki hava akını düzenlendi. Neresi Bu, oluyor? Şura. şura. Yani Erbil'in kuzeydoğusu, yani böyle dağlık kesimde orada e, iki e, eş zamanlı olarak vuruldu, üç tane kadro gitti bu açıklanmadı. Ben yerel kaynaklardan için Toplam yedi tane PKK'lı etkisizleştirildi. Yani Türkiye şunu söyledi: Ya sizinle beraber ya sizsiz. Siz. Ben bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğim. Şimdi burası Irak değil mi? Şurası. Burası Irak'ın Irak o yani hani, hatta bir kalem ilerisi olabilir söylediğinizin şu anlamda. Hakan Fidan'ın geçmişte yaptıklarına baktığımızda boşa yürek çektiğini ben hiç hatırlamıyorum. Bu mesaj şın ötesinde bazı bazı yollar alınmış olabilir. Peki ben o yollar alınacak yani bir da bir şey bildiğimiz yok. Tahmin söylüyor. Abdullah Bey şunu anlamaya çalışıyorum. Irak'ta PKK varlığı nerelerde? Şimdi e, öncelikli olarak da gösterebilirsiniz. Yani nerede PKK burada? Şimdi Ka Kandil bir tane var şurası. Merkezi. Şimdi kandir, Kandil şimdi şöyle söyleyeyim, yani kandirde 200-300 civarında kaldı ifade ediliyor. Yani hani e, şey terörist ülke anlamında çok e, güçlü bir alan değil. yani çünkü, sincar mı şu anda en şimdi, fazla? Ben, bence bence evet sincar ve mahmur He. son derece önemli. Ama asıl önemli olan mahmur burası. Eh, mahmur yeri biraz yanlış, şuralarda bir yerde olması lazım. Hemen Sincar'ın altındadır mahmur ee, fazla aşağı almış arkadaşlar. Şimdi e, bakın şurada Süleymaniye ekseninde korkunç bir yuvalanma gelişti. KYB bölgesinde evet yani ha, Barzani bölgesinde. Ba, hayır, eee KYB y, YNK bölgesinde. bölgesinde yani Talabani Talabani. Hakan Fidan Talabani ile de görüştü. Şey kardeşi de görüştü. E, Erbil'de görüştü. E, Başbakan yardımcı sıfatıyla görüştü. Kubat Taleban ile görüştük. Bafel Talebani kardeşi. Yani asıl o patron. önemli. Orada en önemli isim de Bafel Taleban'ı. Yani. Tabii. Askeri Şimdi, birimin başında. Evet. Şimdi abi. yani güç onun elinde. Şimdi en son zaman bir helikopter, helikopter düştü. Şimdi şöyle bir şey oldu geçmişte. Amerika Birleşik Devletleri parçalı e, Kürt oluşumu kendi içerisinde bütünleştirmeye çalıştı. Bunu e, öncelikli olarak Suriye ekseninde yani Suriye'de bir devlet kurma oluşumları var ya orada sadece YPG, PKK terör örgütü ve ona bağlı olan PYNK diye ifade edilen siyasi kanat yok. Orada Türkiye'nin de desteklemiş olduğu Barzani de desteklemiş olduğu hatta Roş Peşmer'i geliri diye bir silahlı yapısı da olan bir yapı var ve bunların 15 farklı, 16 farklı siyasi oluşum var. Evet, bur buraya gelelim. Yani Şimdi. Ben şeyi merak ediyorum. Hakan Fidan, Barzani'yi tarafına ne dedi? Talebani tarafına ne dedi? Irak merkezi yönetimine ne dedi? Yani? Şimdi ne diyor? O, orada çok önemli bir detay var. Şimdi yani bir Dışişleri Bakanı kimliğiyle yani e, Irak bölgesel yönetim liderleriyle, Bağdat'taki muadilleriyle görüşme son derece anlaşılabilir bir şey. Ama orada çok farklı bir şekilde bizimle rekabet ve mücadele halinde olan Şii milislerin liderleriyle görüştü. Yani, Onlarla da görüştü. Tabii Haşri Şabi'nin liderleriyle görüştü. Yani ama, Ne mesaj veriyor yani? Yani ne diyor? bir şekilde Türkiye hem Şiilerle hem Sünnilerle hem Kürtlerle e, görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi Irak, Irak'ın yapısı bu etnik ve mezhebi anlamda parçalanmışlığı bir şekilde bu farklı mezhebi ve etnik yapılarla iş, e, bir şekilde müşterek bir çözüm üretmeye gerektiriyor. Peki ortak hedef burada PKK mı? PKK varlığı mı? Irak Aslında sadece PKK değil. Hani şimdi PKK hep gündeme geliyor ama asıl bir mesele var. Bu petrol boru hattı ile ilgili ortaya çıkan tazminat meselesi. Şimdi ne oldu hatırlayalım. Türkiye, Irak Türkiye'yi mahkemeye verdi. Uluslararası bir tahkime verdi ve Türkiye özellikle e, bu Dağış'tan sonraki süreçte petrol akışı Türkiye'den yani Kerkük yumurtalık boru hattı üzerinden Irak bölgesel yönteminin inisiyatifleriyle şekillenmesi yüzden Türkiye'yi 1,5 milyar dolarlık bir cezaya çarptırdılar. Şimdi Türkiye'de bunun üzerine petrol akışını kesti. Bu, yani petrol işi de var bu işin içinde. Petrol işi ama çok asıl krizi sebebiyet verecek nokta bu. Çünkü Irak, Irak çok istikrarsızlaştırabilir. Peki PKK'yı buradan e, silip süpürür mü? Yani PKK'lıları telaşlandırır mı bu? Hakan Fidan'ın Irak temasları. Şimdi e, PKK e, Hakan Fidan Sayın Fidan gittinden beri açıklama üstüne açıklama yapıyor. Yani, ne diyor? Yani ba Barzani'ye ajan diyorlar, hain diyorlar. Ha. Her şeyi söylemeye başladı. Bu arada Irak Merkezi hükümetin Dışişleri Bakanı da Kürt öyle diyor PKK'nın yayın organı. Dışı Feli fe, mi kırdırtacaksınız diye Fuat Hüseyin, Feyli Kürt. Yani Şii Kürt. Şii Kürt. Şii Kürt. Evet. Diyor ki yani onu bir Kürt'e mi yaptıracaksınız falan diye. PKK'ya yakın yayın organları. Orada mesela ben okudum. Diyor ki yapmaya çalıştıkları şey yani e, Ahmet Hakan Bey'in sorduğu <laughs> soru var ya yani, o motivasyonu harekete mi geçirme? Diyor ki Irak Merkezi Hükümeti e, Barzani Talabani <laughs> ve oradaki diğer parçalar yani size daha Haşiş abi onların hepsini böyle bir PKK karşıtı üzerinde birleştirip düğmeye basma. satirisi bu diyor. Yani tek başına Barzani'nin yapamayacağını biliyor. Tek başına Taliban'ın da yapamaz. Irak merkezi hükümeti bunların hepsinin motivasyonunu ne, harekete geçirip karşılık üzerinden bizi temizlemek istiyorlar bunu biliyoruz diyor. Sonra şimdi, da slogan şimdi koymuşlar. Türkiye aslında, Buna aslında şey yapmaz, e, atlıyorum. <laughs> Barzani ekseni yani e, Küçük Sap'ın Behtinan tarafı e, Türkiye ile yakın bir işbirliği geliştirmiş durumda. Yani Barzani evet pasif bir yapıyı pasif bir duruşu benimsiyor. Onun da kendi özgü hassasiyetleri var ama kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'ye karşı bir refleks refleks üretmiyor. Şimdi PKK da istiyor ki Barzani de bizim içerimizde katılsın ve biz bir bütünleşik Kürt kimliği olarak Türkiye'ye karşı eti ortaya koyalım. Ya Hakan filan da bunu e, darmadağın mı etmek istiyor? Yani bi, bi, biz öncelikli Tam olarak bu, bu bu şimdi e, şunun farkındayız. Bir şey daha soracağım da o yüzden yani. Yani, yani detaylara be, girmeden. Ahmet Bey orada bir şey var. Siz de belki sorunuz oraya gel. Şimdi Taliban'ı bölgesinde PKK'nın uzun süre Taliban'ı bölgesinde özellikle Süleymaniye'ye yerleşmiş durumda. Hatta Taliban'dan çok orada etkin olduğu söyleniyor. Ha, Abdullah Bey söyledi şimdi, şimdi. PKK'yı diyorsun değil mi? Tabii. Şimdi Barzani bölgesinde şimdi bugün açıklamaları vardı. Diyor ki. E, onlar... Ya Tamam bak bir dakika. Talebani bölgesinde PKK Etkili. yuvalanmaya başladı. Düşen Hakan Fidan Talebani ile de görüştü. Görüştü. Ne Ama demek şöyle, yani? Ne çıkar burada? Yani şöyle, hem merkezi yönetimi, hem Barzani hem talebani PKK'ya karşı bir araya getirmeye çalışıyor. Sizin gücünüz yetmezse biz destek olalım. Çünkü bunun varlığı üçünüz için de tehdit diyor. Tamam. Mesajı bu. Yani hem Barzani'ye, hem Irak merkezi yönetimine, hem de Talebaniye diyor ki ya burada bir virüs var PKK virüsü bu virüsü temizleyelim diyor. Aynen. Ama ama o mu? sizin için de tehdit diyor aynı zaman birlikte temizleyebiliriz Peki, diyor. Ben operasyon yapabilirim, sincarı vururum, kandili vururum, vurabilirim demiş olabilir mi? Şimdi e, biz zaten bir cümleyle. vuruyoruz zaten. Şimdi bu, yani o onlara sorulacak bir şey değil. Yani bunu yapıyoruz ama şimdi şöyle bir şey var. Sıcak bu tür takip harekatların takip var mı abi? E, diplomatik ve siyasi altyapısını oluşturmak da son derece önemli. Yani Sayın Hakan Fidan yapmış olduğu görüşmelerde Türkiye'nin PKK ile ilgili hassasiyetlerini ve bununla ilgili haklılığını ve etkisindeki kararlılığını ifade etti onlarda. bence bu çok görüşmeden kısa bir reklamdan sonra PKK'ya yönelik çok önemli bir şey olabilir. Abdülkadir bu cümleni unutma. Ee, bir çok kısa bir reklam arası vereceğim. Lütfen evet. sen onunla devam edelim. Abdülkadir, bir şey söylüyordun. Ahmet bu... Bey, ben şimdi bu terör örgütüne yakın yayın organlarını takip ediyorum. Hakan Fidan'ın Irak'a gideceği haber çıktığı andan itibaren bir panik başladı ve aleyhte bir yayın başladı. Çünkü onlar özellikle Süleymaniye bölgesinde çok kendilerine geniş bir alan buldular. Fakat Hakan Fidan, Türkiye'nin belki de bu konuda en önemli hafızası. Çünkü MİT başkanlığından oraya geldi ve bu dosyayı çok iyi biliyor. Hakan Fidan'ın merkezi yönetimle, Barzani ve Talebani yönetimiyle bunları görüşmesi, hiçbirisinde dışlamadan görüşmesi, onlar da şu duyguyu uyandı. PKK'da. PKK'da, terör örgütünde. Ya Türkiye burada, evet operasyonlar yapıyor, Sincar'da, Suriye'de vuruyor, etkisiz hale getiriyor PKK yöneticileri ama ...çok daha kapsamlı bir operasyon mu başlatacak diye bir kaygı oluşturdu. Tabii bu bölgesel... Panik havası var mı? Var. Ciddi bir panik havası var. Hatta saldırıyorlar. Yani Barzani özellikle çok saldırıyorlar. Diyorlar ki onlar biz PKK'lı teröristlerin boşalttığı alanlara... ...Barzani ya da Türk kuvvetleri yerleşiyor diye saldırıyorlar. Fakat bence bu görüşme... Bir şeyin temelini atıyor. A, Abdullah Bey böyle alalım. Bir süreç belli ki başlayacak. Çünkü hem bölgesel yönetimin hem merkezi yönetimin bir takım çıkarları var. Yani Türkiye onları dengeleyerek PKK konusunda yeni bir adım... O atar zaman ediyor. şöyle söyleyebiliriz. Hakan Fidan'ın Irak'ta gerçekleştirdiği tüm görüşmeler PKK'da bir panik havası, havası yaratmış. Kesinlikle. Bunlar. Şimdi evet. burada Kesinlikle. da görüşmelerden görüntüler izliyoruz. böyle çok aslında samimi görüntüler evet. var. Kucaklaşıyor falan. Benim bu çok dikkatimi çekti. Bu galiba Neçirvan, Neçirvan Barzani. Neçirvan Barzani'ydi evet, değil samimiler. mi? Samimiler. Evet. Neçirvan Barzani evet. O evet. tanışıyorlar herhalde evet. muhakkak. Hakan Bayrakçı. Evet. Bak. Hakan Fidan'ın böyle belki de ilk ciddi sınavı Dışişleri Bakanlığında değil mi? Evet, Yaptı en hani bazı en karmaşık sınavlardan bir tanesi. En olarak. karmaşık şey çok dikkatli. Bu kim? O Irak Merkezi Yönetiminin herhalde bir temsilcisiydi galiba. Bu Fatih Sen mi? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı değil mi? Irak Cumhurbaşkanı. Evet. Hakan Bayrakçı. Vallahi ben yani daha evvel Hakan Fidan Sayın Fidan bir sürü böyle görevlere gitti de o zaman MİT Başkanı olduğu için pek konuşulup edilmiyordu. Resmi anlamda şimdi böyle görülebiliyor. Yoksa çok gilit yerlere gitti daha evvel. Yani. Evet hayır böyle açık Dışişleri ha. Bakanı olarak gitmesi. Evet, doğru. Hani temas kurması böyle biraz sıcak ilişki e, mesajları <laughs> veriyor vücut dili. Hani o anlamda e, söylüyorum bunu. Şimdi e, ben şunları çok önemsiyorum Hakan Bey. Ee, bizim büyük sorunlar yaşadığımız ve Irak'ın uzun dönem başbakanlığı yapmış e, Nuri Maliki ile görüştü. Bu çok önemliydi. O hala etkin mi orada? Tabii. Ne yapıyor? Çok, çok, partisi var, ne? E, ha, partisi var. Partisi var. Onunla da mı görüştü? Onunla görüştü sonra. Görüşmedi kimse kalmamış tabii, o zaman. E, Nuri El Maliki şey, şii, şii etkisinin e, am, olan am, am, değil am, mi? Ammar El Maliki ile görüştü. Bak Abdülkadir Selvi Nuri El Maliki İran etkisiyle Türkiye ilişkilerini bir süre bozmuştu başbakanlığı Şimdi şey oldu. Şimdi aslında daha ben oza oza da Bağdat'taydı 2010 evet. yılında. Cumhurbaşkanı Sayın, falan ona bayağı sert... Sayın, Sayın evet, Erdoğan'la evet. orada 40 tane stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Yani o olay o kadar önemlidir ki aslında evet. tarihte. Ee, ama bir gerginlik ...Maliki'yle Maliki'nin... bütün siyaset ve stratejisi tamamen Türkiye aleyhine evet. uygulamaya başlaması Irak'ı bu noktaya getirdi aslında. Aynen. Yani orada mezhebi ya. temelli e, Fidan'ın onunla da işte. görüşmesinin ne anlamı var? Şimdi e, biraz önce söyledim. E, yani oradaki Şii figürlerle görüşmek son derece önemli. Haşi Şabi'nin lideri Falah Feyyat'la görüştü. Haşi Şabi'nin en önemli figürlerinden bir tanesi. Onlar İran etkisinde değiller mi? Bir kısmı İran etkisi, Büyük bir çoğunluğu İran. Ama Irak'ta Haşi Şabi'yi tanımlarken bütüncül bir yapı olarak tanımlamıyor. O zaman ya yani Türkiye şöyle mi yapıyor? Irak'taki tüm taraflarla diyalog kurmak. Diyalog kuruyor Aynen. ve bir diğer tarafıyla da onlara... Ee, çok önemli mesajlar veriyor. Yani örneğin bir e, kalkınma yolu ve Faw limanı projesi var Irak'ın. Çok önemli diyorlar. Ekonomik Irak, mesajlar da var. Şimdi bunu bunu beraber yapalım diyorlar. Yani Faw limanından Basra'dan Türkiye'ye kadar uzanan muazzam bir proje bu. 19 milyar dolarlık. Yani Irak, hani dünyanın ya, ekonomik bir takım beraber yapılabilecek. Bu şeyler var. var. Petrol kri Petrol Boratlı meselesi Irak için son derece olan büyük bir kırılganlığa sebebiyet verebilir. Yani biz bir buçuk milyar dolar tazminat ödemeye mahkemeye ama yani şu an kayıplar dört mi? milyar dolar en az. Petrol meselesini halledelim, boru hattı meselesini. Su işte meselesi. Beraber işte iş yapalım, şu kadar milyar dolar bilmem ne filan. Aynı zamanda siz şu PKK belasından da kurtulun. Kurtulalım, beraber hareket edin. Yani aslında şunu söylüyor Türkiye. Proxy devlet olmaktan vazgeçin. Egemen bir devlet olun. Beraberce geleceğe yürüyelim Peki, diyor. Peki şunu mu diyor? Bir de Hakan Fidan diyor ki mesajına baktım ben. Ya diyor siz halledin diyor. Eğer diyor yapamazsanız beraber yap yapalım. Beraber yapalım. Bu ne demek yani? Beraber yapalım ne demek? Şimdi yani bu PKK Irak'ta bizim algıladığımız gibi algılanmıyor. Şimdi özellikle Sincar'da Haşi Şabil'ler üzerine Irak devletine eklemlendi orada meşru bir yapı olarak kabul ha, edin. Onu meşru yapı olarak kabul etmekten vazgeçin, vazgeçin fonlamaktan vazgeçin, vazgeçin ve bizimle beraber hareket edin. Hatta yani en özdeyiğiyle sincer anlaşmasını devreye koyun. Yani sincer anlaşması yapılmıştı. Merkezi hükümetle bölgesel yönetim arasında devletin meşru kuvvetleri haricindeki bütün kuvvetler Sincar'dan çıkartılacak çıkartılacaklardı. Bunu yapamadılar. Bunu yapın diyor. Bunu yapın diyor. Bunu yapın diyor. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Çok yararlı bir gezi oldu Türkiye için. Çok etkili olacağını, sonuçların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şey, çok teşekkür Ama bir şey söyleyeceğim abi ee, bunun bir etkisi olur mu? Şimdi Irak Cumhurbaşkanı Olur olur. Öyle olur şöyle. ki. Petrol konusu son derece sıcak bir mesele. Fav limanı mesele son derece sıcak ama bir mesele. Irak Cumhurbaşkanı Cemal Reşit e, Kayabe kökenli, Talaban kökenli bir Kürt. Irak Dışişleri Bakanı da KDP kökenli bir Kürt. Yani ne demek? Ama şimdi e, Cumhurbaşkanı Kay KYB kökenli olmasına rağmen Barzani'nin desteğiyle oraya geldi. Çünkü oradaki ah, yönetim tamam. oluşturulurken... şunu, şunu demeye çalışıyorum şimdi. KYB özellikle bu Bafal Talabani PKK konusunda ikna olmakta, ikna etmekte zorlanıyoruz adamı. Sürekli YPG ile fotoğraf veriyor hatırlarsın. Tamam. Doğru. Mı? Yani bunların detaylarına girmeye gerek yok. Hakan Fidan önemli olan şu gitti. Onunla da onun da görüştü görüştü. Evet, görüştü. görüştü. Yani ikna olmak evet, da zor. Görüştü. Hepsiniyle bütün taraflarla Abdullah görüştü. Bey gayet güzel özetledi. Bütün taraflarla görüştü. Amaç hepsini ikna etmek, Heh. ortak çıkarlar doğrultusunda bir araya gelmek ve PKK'dan hep birlikte kurtulalım mesajını vermek. Doğru. Bunun etki gücü ne olacak? Önümüzdeki günlerde Göreceğiz. nasıl bir sonuç doğuracak? Göreceğiz ama siz umutlusunuz anladım. Yani bu, bir kere bununla ilgili Türkiye'nin elindeki kozlar son derece güçlü. Şimdi e, biraz önce onu ısrarla vurgulamaya çalışıyorum. Irak bunu yaptı. 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildik. Ama Irak'ın şu ana kadar yani 150 günü geçti. Günde 400, mi, 400 bin varil petrolü ihraç ediyordu. Bu dünyadaki petrol Kaybı arzının... 4.2 milyar dolar 70 dolar büyük üzerine. kaybı var. Büyük kaybı var ve daha da derinleşiyor. Çıkarlar ortak aslında. Tabii yani Peki. Bu var limanı yani kalkınma yolunu Kon, beraber yapalım. Favlimanı beraber yapalım diyoruz. Çok teşekkürler. Ee, bu konuyu daha daha fazla konuşuruz, tartışırız. Sizi yerinize alalım.